Arkadaşlar, Korece dersimize hepiniz hoş geldiniz. Annyeong haseyo. Evet, Korece öğrenmeye hazır mısınız? Bir hatırlatma ile başlayalım. Arkadaşlar, kanalımı eğer ki ilk kez ziyaret ediyorsanız ve ilk açtığınız video buysa lütfen bu ekranda gördüğünüz uyarıya dikkat ederek bu videoları izlemeye çalışın. Yani bu videoyu izlemeyin, ilk baştaki videoya doğru gidin, onu açın ve onu izleyin. Şimdi dersimize başlayalım. Bugün Korece'de aile üyelerinden bahsedeceğiz. Bu kelimeleri öğrenmeniz önemli çünkü ailenizde kaç kardeşin var, kaç üye var, ne bileyim kaç teyzen var, kaç amcan var gibi sorulara cevap verebilmeniz için ve TOEIC sınavında da ben mesela omoni ya da aboji gibi kelimeleri görüyorum. Böyle kelimelerin basit olduğunu biliyorum size göre ama bunları da bilmeniz önemli. Devam edelim. Burada ilk olarak dikkatinizi çekmesi gereken şey aile. Aile Korece'de kajok demek. Kajok. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi burada bir tablo var. Ben bu tabloyu bir kitaptan aldım. Çok beğendim. Hem tam anlamıyla bilmeniz gerektiği kadarıyla aile üyelerini vermiş. O yüzden sevdim ben bu tabloyu. Koydum. Başlayalım. Şimdi eğer ki ben erkeksem. Na. Erkeğim. Yani na demek ben demek samimi formda. Ben erkeğim. Bakalım. Benim annem ve babam. Hemen Korece'de anne ve baba ne demek? Onlara bakalım. Anne. Omoni, eğer ki annenin birazcık daha konuşma dilindeki samimi halini de öğrenmek isterseniz o da omma. Hani bizlerde duyarsınız ya omma işte bilmem ne bilmem ne cümle devam eder. İşte o yüzden omoni birazcık daha safif saygılı. Saygılı derken o resmi formdaki saygılı anlamında değil. Birazcık daha omma, daha günlük konuşma dili. Omoni birazcık daha ona göre saygılı. Eğer ki daha saygılı bir şekilde kullanmak isterseniz de omonim dersiniz. Omonim sanırım birazcık daha başkalarının annesini falan hitap ederken de kullanıyor olabilir. Emin değilim. Nim çünkü birazcık daha saygı ekliyor kelimeye. Her neyse. Baba ise aboji. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Samimi birazcık daha günlük konuşma dilindeki halde appa. Sonra bu anne ve babamızın da anne ve babalarına ne deniyor? Büyük anne ve büyük baba. Büyük baba haraboji, büyük anne halmoni. Ben halmoni kelimesini nedense bilmiyorum, çok seviyorum. Bir kulağa güzel geliyor. Ebeveyn kelimesi ne demek peki Korece'de? Bu da pumonim. Pumonim. Bu da aklınızda bulunsun. Sonra ben erkeğim dedik. Babam aboji, annem omoni, büyük babam haraboji, büyük annem halmoni. Peki. Ben erkek olduğumda abime nasıl hitap ediyorum? Hyok. Ablama Nuna. Peki ben eşime yani karıma nasıl hitap ediyorum? Evli olduğum kişiye nasıl hitap ediyorum? Puin. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer ki bakın Korece'de kadın olan eş için iki tane hitap mevcut. Bu Puin başkasının eşinden bahsederken, başkasının karısından bahsederken kullanabileceğiniz bir kelimeyken anne ise kendi karınızdan bahsederken kullanacağınız bir kelime. Bu ayrıma dikkat edin. Küçük bir ayrım. Sonra Yodongseng, Namdongseng. Bunlar da küçük kız kardeşini, küçük erkek kardeşini. Tamam mı? Erkekken böyle. Erkekken peki oğlunuza ne dersiniz? Adır. Kızınıza Tal. Hani ben bir kere yeğenlik eklerini anlatırken size Uri ile ilgili bir örnek vermeye çalışmıştım. Dizilerde Uri ile başlayarak bir şey söylenir demiştim hatırlarsanız. O Uri, Tal, Uri adım ben o zaman hatırlayamamıştım. İşte burada söylüyorum. Yani benim oğlum, benim kızım gibi Uri kelimesi kullanılarak bir yeğenlik anlamı katılıyor. Şimdi eğer ki ben kadınsam nasıl? Yine benim büyük babam haraboji, büyük annem halmoni, babam aboji, samim birazcık daha günlük hali appa, annem omoni, birazcık daha günlük hali omma, yine omonim ve abonim ve omonim gibi saygı şeylerini de kullanabilirsiniz de. Abime nasıl hitap ederim? Tamam bu büyük baba falan aynı onlar. Peki abime ben kadınsam nasıl hitap edeceğim? Oppa. Ablama onni. Eşime yani kocama nasıl hitap edeceğim? Nampyon yani kocam demek. Nampyon demek. Öyle kocama kocam nampyon nampyon diye seslenmenize gerek yok. Şu anlamda yani. Hani erkek olan eşin Korece'deki kelimesel olarak şeyine nasıl söylenir? Nampyon.
Küçük kız kardeş ise Yodongsing, küçük erkek kardeş Namdongsing. Yani bunlar aynı gördüğünüz gibi. Yine oğlum için de Adıl, kızıma Tal deniliyor. Bunlar bu arada erkek çocuk, kız çocuk. Yani oğul kız anlamında. Ben o kızım, oğlumu sanki ben kendi üzerinden anlatıyormuş gibi yaptığım için koydum. Bunların kelimeleri abi, abla, ben, karı koca, eş yani, küçük kız kardeş, büyük, küçük erkek kardeş, oğul ve kız şeklinde. O iyelik eklerini ben koydum. İyelik anlamları yok bu kelimelerde, bildiğiniz olsun. Devam edelim. Şimdi bir de bir sürü Korece'de ne bileyim işte yok eşinizin, ne bileyim kardeşinin kocası, yani halanızın kocası, ne bileyim. Hani bu biraz aile kelimeleri, aile literatürü geniş ama ben hepsini burada size veremem. Onun için ben bir link koyacağım açıklamalar kısmına. Eğer daha detaylı, ne bileyim işte boşanmış eşiniz hakkında bir şeylerden bahsedecekseniz, hani boşanmakla ilgili literatür nasıl, ya da annenin baba tarafıyla ilgili, anne tarafıyla ilgili şeyler nasıl söyleniyor, hani daha detaylı öğrenmek istiyorsanız, ne bileyim işte torun kelimesi ne demek, bunları merak ediyorsanız şey yaparsınız. Mesela Korece'de baba tarafında amca için 3 tane kullanım var. Ben hepsini vermedim. Siz onları dediğim gibi merak ediyorsanız İngilizce bir kaynak, ama yine de ben size şey yapacağım. Linkini, 2 tane link koyacağım. İkisinden de inceleyerek bakabilirsiniz. Ben sadece en gerekli bulduklarımı verdim. Şimdi bakalım. Baba tarafı ve anne tarafına göre farklı kullanımlar var. Türkçede de olduğu gibi. Babamızın, baba ne demekti? Aboji. Abojinin kız kardeşine ne deniyormuş? Komo. Komo, hala demek. Samchon. Samchon ne demek? Bu genç ve evli olmayan erkek kardeşine amca diyeceğiniz zaman Samchon diyorsunuz. Zaten bunu dizilerden duymuşsunuzdur. Peki anne tarafına geçelim. Omoni anne demek. Teyzenizi ne olarak hitap edersiniz? İmo. Değil mi? Teyze imo demek. Dayı ise Vesukbo. Vesukbo. Tamam mı? Dayı da Vesukbo demek. Bunlar bu kadar. Ortak olarak da, yani anne ve baba tarafında farklılaşmadan kullanılabilen aşağıda da şu kelimeler var. Mesela erkek yeğene çuka, kız yeğene çukadal. Bakın çuka, çukattal. Şu D'yi biraz vurgulayalım. Pardon. Bir dakika. Erkek yeğen çoka, kız yeğen çokattal. Kuzen ise saçon. Tamam mı? Ben şunları U olarak gördüm. Ne yanlış gördüm. Kusura bakmayın. Dediğim gibi son düzeltmeleri de yaptık. Bunlar böyle. Evet arkadaşlar, dersiniz gitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.